bir kere kesinlikle müşterinin gerçekten o anda kontrol dışında bir duygusal tepkisi varsa orada beklentisi o konudaki en yetkili kişiye kendini duyurmak. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani dinlenmek istiyor. Zaten kızgın müşteri veya şikayet olan müşterinin kesinlikle sözü kesilmeden, savunmaya geçilmeden ilk başta bir boşaltmak ister kafasındaki. O yüzden de bu çok önemli bir şey. Yani aklınızda bulunsun. Bir insan şikayette bulunuyorsa, o anda çok kızgınsa yapmanız gerekebilecek tek davranış biçimi dinlemek. Hiç tepki vermemek, hiç savunmamak, kelimesi sonuna kadar bitmesini sabretmek. Sonunda ise çok iyi anlıyorum. Ben sizin olsaydım aynı şekilde davranırdım. Ya çok özür dileriz de bunu yaşattığımız için deyip ondan sonra eğer bizim farklı bir bakış açımız veya o konuda hakikaten bizim bir hatamız yoksa da müşteri konuşmasını bittikten sonra bunu tatlı bir dille sakin sakin anlatmak lazım. Ama eğer o konuşurken siz hemen kendinizi savunmaya kalkıp veya müşterinin haksız olduğunu düşünürseniz veya bilginin doğru olmadığı, bu kesinlikle kaybetmeniz için bir davranış biçim olur. Müşteriyi ondan sonra bir daha ikna etmeniz imkan sahibidir. İlgi çok önemli. Dediğim gibi bazen problemde bize, bazen bizim en çok Kemal ve bizim tek servisle ilgili en büyük eleştirimiz o oluyor. Çabuk dönülmemesi. Çünkü biz çabuk dönülmemesini ilgisizlik olarak görüyoruz. Ha, bazen diyor ki ya ben bunu daha bilmiyorum nasıl çözeceğimi falan filan. Siz çözümü olduktan sonra dönmek istiyorsunuz ama işte arada geçen süre bazen çok uzun olabiliyor. O anda da müşteri yani hiçbir şey yapmadığımızı varsayarak hareket ediyor ve daha kızgınlaşıyor ve daha çok bir ön yargıyla bize saldırıyor. Ondan sonra işte mail atıyor, atıyor. O yüzden mesela birden fazla mail geldiği zaman müşteriden yani diyorsunuz siz ya bu normaldir, niye tepki veriyorsunuz? Ve diyoruz. Yani belki yani yüzde yüz haklısınız orada. Ama müşterinin o ikinci mail yazıp bizi CC'ye koyması bizi rahatsız ediyor. Eğer bir şey varsa gerçekten müşterisi güveniyorsa, inanıyorsa da bunu size asılmayın. Yani bizi CC'ye koymayın. Bir insanı eğer üst kademeli bir insanı CC'ye koyuyorsanız bunun arkasında yani ben sana güvenmiyorum. Bak alttaki adım da koyuyorum ki hani o da bilsin. Sana baskı yapsın gibi bir oluyor. Sizin durumunuzla ilgili kesinlikle ilgilenmezler. Bahane duymak istemezler. Müşterinin temelcisi gelmişse her zaman için hani onun ya yardım etmeniz veya onun durumunu daha iyi hale getirmenizdir. Bunu da yaptığınız zaman müşteri ile ilgili uzun vadede çok iyi bir ilişkiniz olmuş olur. Kendiniz hakkında konuşmayın. O soru sormadığı sürece. Bir de dinlemek çok önemli bir şey. Dinlemek sadece yani kulaklarımızı dinlemiyoruz. Bedenimizle dinliyoruz. Kafamızı sallayarak dinliyoruz. Hmm diyoruz. Abi ses çıkararak dinliyoruz. Soru soruyoruz. Yani aktif dinleyin. Yani bazı insanlar var ki hiç hani yani karşıyı bölmemek adına hiç susuyor, hiçbir şey yapmıyor ama bu dinleme olmuyor. Karşı bunu öyle algılamıyor. Dinleyen insanın muhakkak sizden bir ses çıkması, fiziksel olaraktan kafanızı, ellerinizi sallamasını, tekrar etmenizi, özetlemenizi, soru sormanızı veya destekleyici yorumlar yapmanızı bekliyor. Sessiz olaraktan yapmanız zaman etkilenmiş olmuyorsunuz. Etkilenmiş için de müşteri esasında çok olumlu duygular sahip olmuyor. Evet. Ya ben en çok kullandığım budur. Mesela bunu herkes arıyor. Cep telefonu arıyor. Arıyor. İlk söylediğim şey hiç tanımıyorsam size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu her zaman için kullanıyorum ve inanın sihirli kelime gerçekten. Yani mesela bir şey ilk isterken aynı şey yapıyorum ben. Ya bana yardımcı olur musunuz? Gibi başladığım zaman çoğu zaman insanlar gerçekten yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden bu yardımcı olabilirim kelimesi çok güzel bir kelime. Onun dışında daha çok sizli konuşmak ve ama ve fakat sözcüklerini mümkün olduğu kadar kullanmamak gerekiyor. Çünkü ama fakat kelimeleri kullandığınız zaman ilk başta söylemiş olduğunuz şeyi tamamen yok ediyor. Yani bir şey söyleyeyim ama fakat dediğiniz zaman daha önce söylediğiniz bir anlamı olmuyor. O yüzden ve kelimesini kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ama fakatı bence kullanmaya çalışın. Şimdi insana bakalım biraz da buradan biraz iletişime geçiyorum müşteriden. Ya hepimiz esasında farklı kişiliklere sahibiz. Önemli bir şey bu. Hepimiz farklıyız. Ve esasında bu farkımız dünyayı da renkli hale getiren. Ama
kişiliğimiz dışında, yani kişiliğimiz doğuştan gelen özelliklerimizle daha sonra kazandığımız eğitimle, çevremizle, annemizden, babamızdan, okuldan kazanmış olduğumuz davranışlardır kişiliğimiz. Yani duygu, düşünce, davranışlar kişilik deniyor. Bilin. Duygu, düşünce, davranış. Bir insanın davranışını değiştirmesi için düşüncesini değiştirmesi gerekiyor. Düşünce değişince duygular değişiyor, duygular değişince davranış değişiyor. Ama davranış da duygu değiştiriyor. Yani ister davranıştan duygu değiştirir, ister duygudan davranış. Hangisi de o anda elinizde imkan varsa. Yani şimdi insan olumsuz bir durumda davranışını değiştirerekten de olumlu olabilir. Tam tersini yapabilir. Aynı şekilde duygularımız kullanıp da davranışlarımızı daha pozitif yapabiliriz. Fakat en önemli şey değerlerimiz. O yüzden de bir insanla kurabilmenin iyi iletişim kullanan arkasında o kişinin değerlerini iyi bilmek var. Hatta inançlarını bilmemiz gerekiyor. Yani inançlı değer aynı şekilde de kullanılıyor. Yani bugün bir insanı tanımak demek o kişinin neye inandığına, hangi değerlere sahip olduğunu bilmeniz lazım. Mesela adam adalet, hak bu tip bir kişi ise mesela başarıyı nasıl tanımlıyor o kişi? Yani herkesin ne bileyim aile nasıl bir kavram için. O yüzden bugün yapmamız gereken şey hani bir insanla daha samimi oluyorsunuz ya samimiyetteki en önemli şey karşı bir insanın değerlerini neye önem verdiğini, neyin onun için vazgeçilmez olduğu, ne konuda çok sağlıklı fikre sahip olduğunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden de yani kişiliğimiz değil, kişiliğimizin parçası olan değerlerimiz de bilmemiz gerekiyor. Bu detayı bilirseniz de hem o müşteriye daha yakınlık kurabilirsiniz, hem de daha çok hassasiyet gösterebilirsiniz. Mesela dürüstlük, dikkat edin, çok önemli kavram. Hem bunu Burak hem Anıl söyledi. Mesela ben de şirkette, satışta yaptığım bir ankette adalet mesela bizim satışta en çok öne çıkan değer oldu. O yüzden de bugün mesela ülkemizde de şu anda en çok insanların mutlu oldukları konu adalet ve haklar konusunda oluyor. Çünkü insana çok fazla kıymet vermiyor. O yüzden de önemli bu. Şimdi gelin kendinize. Kendiniz ne kadar farkındasınız? Şimdi nasıl insan kendine farkında oluyor? Şöyle, bir kere şimdi hep empatiden bahsedeceğim. Bakın şimdi bir insana empati, yani karşı insanın duygu ve duygularını anlayın veya bakışını anlayabilmek için öncelikle bir kere kendinizi tanımanız gerekiyor. Yani başkasını anlamak için önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Eğer siz kendinizi tanımıyorsanız ve kendi değerlerinizi, kendinize değer vermiyorsanız aynı şekilde bunu karşılayacaksınız. Yani kendine değer vermeyen insan karşı insan değer vermiyor. Kendisini anlamayan bir insan, kendisini çözemeyen bir insan karşını çözemiyor. O yüzden yani başkasına eğer biz yardım etmeyi istiyorsak ilk yapmamız gereken şey ki kendimizi iyi anlamak. Kendimize önem vermek, değer vermek. Aksi takdirde karşısında da aynı sıkıntılar yaşayacağız. Şimdi kendini nasıl tanıyabiliriz? Ona bakalım biraz. Şimdi bir tanesi sınırlarını bilmek. Çoğu insan sınırlarını bilmiyor. Özellikle o yüzden hayır diyemiyoruz. Yani eğer insanlar sınırlarınızı bilmesi istiyorsanız hayır demesini öğrenmeniz gerekiyor. Yani önemli yetenek bu. Hayır demesini bilmek. Eğer hayır demesini bilmiyorsanız insanlar size saygı duymazlar. İnsanlar size gereğinden fazla iş yüklerler. Ondan sonra bunun için taklit almayabilirsiniz. Yani hani siz oraya ilk yaparsınız ama o siz verdikçe ona o karşıdaki insan onun değerini bilmediği için vermiş olduğunuz ekstra şey onu bir değer olarak görmez. O yüzden de hep onu diyorum yani bir şey en baştan Anıl'ın dediği gibi yalın bir dille önce anlatın ki en başta anlatın, en baş kendinizi satın ki karşıdaki insan size bir kere davranırken İşte daha saygılı davransın. İstemediği taleplerde bulunmasın. Ne isteyeceğini, ne istemeyeceğini iyi anlasın. Bunun da yolu en baştan net bir şekilde karşıya tanımamız. Yani mesela bir iş yaparken bile mesela en başından mesela bir işine gittiniz mesela diye bir proje var diyelim. En başından yani özetlerseniz yani böyle bir proje olduğunu üzerinden geçin mesela bu proje neyi kapsamakta? Çalışma planımız nasıl olacaktır? İşte kaç günde bitecektir? Kaç saatte bitecektir? Hangi saat çalışacaklarızdır? İşte bununla ilgili hangi müşterinin hangi sorumluluklar alması gerekiyor? Burada olan riskler nedir? Burada olabilecek olan başarısızlıklar nedir? Proje başarıyla uğraştığı zaman müşteri biz bunu nasıl ispat edeceğiz gibi. En baştan bunu yaparsın. Yani buna, bana göre dürüstlük bu. Yani siz biliyorum dürüstlüğünü anlıyorsunuz. Benim anladığım dürüstlük bu. Yani karşıya her şeyi anlatmak, saklamamak hiçbir bilgiyi.
Ki karşıki insan da ona göre şey yapsın. Rahat olmak önemli bir şey. Eğer siz kendinize çekingen olursanız bu karşı taraf sizin hakkınızda çok, mesela bizim en büyük kısmı şu oluyor tabii. Mesela yeni arkadaşlar geliyorlar. O yeni arkadaşları biz tabii ki büyük müşterilere göndermek istiyoruz. Büyük müşteriler de o yeni arkadaşları istemiyor. Daha tecrübesiz istiyor. O yüzden de yeni arkadaşlar da çok geç, normalden daha uzun sürelerde büyük müşteri hizmetleri hale geliyorlar. Büyük müşterinin ön yargısı yüzünden. O yüzden de sizin rahat gözükmeniz karşı taraf tarafından bilgili gözükmeniz anlamına geliyor. Yani rahat insan, özgüvenli insan, bilgili insan, tecrübeli insan gibi bir sürü şey oluşturuyor karşı tarafında. Yani rahat olmayan insan ise tam tersi, bilgili olmasına rağmen karşı tarafından bilgisiz, tecrübesiz, bu konuda yeterince deneyimi olmayan bir olaraktan adlandırılıyor. Olumlu ve olumsuz yönleri bilin. Mesela iyi bir konuşmacı mısınız? İyi bir iletişimci misiniz? İyi bir dinleyici misiniz? Yani neyiniz güçlü, neyiniz zayıf? Olumsuz yönlerinizi bilirseniz ve bunları kabul ederseniz ve güçlü yanınızı bilirseniz, güçlü yanınız üzerinde çalışırsanız çok daha başarılı olursunuz. O yüzden her konuda kendi mükemmel olma şansınız yok. Yani bazı şeyi değiştiremiyoruz kendimiz hakkında. Ama bunları ne bileyim ben olumlu yönlerimizi daha ön plana çıkararak da olumsuz yönlerimizi de karşı tarafın daha az rahatsız olmasını sağlayabiliriz. O yüzden de yani kişinin olumlu özelliklerini ve olumsuz özelliklerini bilmesi çok önemli. Neyi yapıp ne yapacağımızı bilmek. Bu da önemli bir şey. Yani bazı şey yapmak istemeyebiliriz. O yüzden önemli bir şey bu. Yani kendinize bunu düzgün şey yapmanız lazım. Yani bu her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. O yüzden de bazı şeyi yapmak istemiyorsunuz da bunu kendinize kabullenmeniz gerekiyor. Ondan sonra ayrıca herhangi bir şey yaparken, herhangi bir deneyim yaşarken ne hissedeceksiniz, ne düşüneceksiniz, neler yapacağınızı bilmek. Bu önemli bir şey. O yüzden de kişinin her türlü, mesela hangi şey yaparken mesela bazı insanlar belli ortamlarda girilirken belli ortamda çok rahatlı. Mesela ufak arkadaş grubunda sosyal anlamda çok sosyal gözüken bir kişi hiç tanımadığı bir ortamda çok daha çekingen davranabilir. Mesela kişi çok güzel konuşmuştur da topluluk önünde, kalabalık toplulukta konuşamaz. Yeni insan tanışırken daha çekingendir. Gibi 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 birçok şey olabilir. O yüzden de bence bunların hepsini bilirseniz çok daha kendinize rahat olursunuz. Ayrıca kişinin kendi istekleri ve ihtiyaçları. Mesela çünkü istekleri ve ihtiyaçları karşılanmış kişi her zaman için mutsuz olur, huzursuz olur, gergin olur. Ve bunu da her zaman için dışarıya yansıtır. O yüzden de yapmanız gereken önemli şey hayatta önce ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi bilmek, değerlerinizi bilmek, hayattaki amacınızı bilmek ve bunları gerçekleştirecek işle çalışmanız lazım. Şirket çalışmanız, o şirketin değerleri ve sizin değerlerinizi bilir olması lazım. Yapacağınız işin de sizin kişinizde uyumlu olması lazım. Yani bunlar olduğu zaman tabii ki işiniz çok daha mutlu olsunuz. Mutlu olduğu zaman işiniz çok başarılı olsunuz. Şimdi evet, şimdi şöyle bu kendini tanımakla ilgili birkaç tane şey gösterebilirim. Mesela bir tanesi kendinizi ne kadar ifade ediyorsunuz. Mesela bu iletişim. İkincisi kendinizi nasıl tanımlarsınız? Mesela bunu da şey yapalım. İcra'yla yapalım. İcra bunu da seninle yapalım beraber. Olur mu? Olur. Tamam, tabii, okay. Tabii. Mesela kendini doğru ifade edebiliyor musun? Sen kendini mesela 1 ile 10 arasında kaç verirsin? Kendimi ifade edebilmeme yani 10 üzerinden 7 ya da 8 verebilirim. Tamam. Ali'yi sana soralım o zaman. Kendini nasıl tanımlarsın mesela? Bakış açısından. Bakış açısından olarak kendini nasıl tanımlarsın? Sempati. Enerjik. Tamam. Olumsuz olarak söyle. İki tane olumsuz şey özelliği söyle. Disiplinsiz. Disiplinsiz. Tamam. Ya veya şöyle söyleyeyim. Disiplinli olmayı mı senin için? Yani kendini kovduracaksın Ali. Aynen. Aynen. Fark et. Biraz fazla oldu. Yok fazla olmadı. Ya, yok. Açıyorum yani. Sen kendini disipline edemediğini düşünüyorsun yoksa disipline olmayı mı sevmiyorsun? Hangisi? Yok yani kendimi disipline etmeyi çok iyi başaramıyorum. Yani yapıyorum, bir yere kadar da iyiyim ama yeterli olduğunu düşünmüyorum.
Tamam, okey. Okey, güzel. Aynen. Yani yeterli. Evet. İsa'ya soralım mesela. İsa, sen mesela tüm yeteneklerini kullanmayı düşünüyor musun? Bu iş yaptığın işte. Yani bildiğim bilgiler dahilinde tüm yeteneklerimi kullanmayı düşünüyorum. Yaparken yeteneklerini kullanabiliyor musun? Bence aynen. Yani o şekilde. Yani o bağlantıda, o sorunu çözmede vesaire tüm bildiğim ne varsa geriye dönük o sorunla birlikte tüm yeteneklerimi kullanımı düşünüyorum. Aynen. Çok güzel. İsmail, sana soralım mesela. Fark yarattığını düşünüyor musun mesela? Yaptığın iş yaparken fark yarattığını düşünüyor musun? Ben fark yarattığını düşünüyorum. Şahsen. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Şu an ses. Bir saniye. Şu an ses de çok farklı. O da mantıklı. İsmail, duyuyor musun? Sesim değişti. Okey. O zaman... Evet, şu an beni duyuyor musunuz? Duyuyor, diyorum. Evet, nasıl, fark yarattığını düşünüyor musun? Yani fark yarattığımı düşünüyorum. Yani biraz iletişimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani iş yaparken de yani mesela buradayken örnek verebilirim. Bazı ürünlerle alakalı rahatlıkla iş geliştirme falan yapabiliyorum mesela. Örnek verecek olsam Riskon. Evet, yani şunu diyorsun, sen farkı, bilgi ve tecrübeni net bir şekilde ifade ederekten yaratıyorsun. Doğru mu anladın? Evet, aynen öyle. Evet. Şeye soralım bakalım. Başka kim var burada? Hakan var Ankara'dan. Hakan, sence hayattaki sorumluluğunu ne kadar alıyorsun? Yani buna... 1 ile 10 arasında. Cevap vermene gerek yok. Yani 1 ile 10 arasında bakarsan ne kadar alıyorsun sence sorumluluklarını? Sonuçta ne oldu bilmiyorum ama yani hayatta kadar kontrol ediyorsun. Yani kontrol edebileceğim kadar alıyorum diyebilirim. Yani elimden geldiğince yani evet. Aile, iş. Okey. Yani bunun şeyi yok. Şey yok. Burada olay senin ne hissettiğin. Yani burada gerçekten alabildiğin tüm sorumluluğu alıyorsan, sorumluluk almak diye bir şey var. Yani sorumluluk alırsan sorumluluk alarak davranırsın. Sorumluluk almazsan da sorumluluğu almadan davranırsın. Yani ikisi arasında çok büyük fark vardır yani. Anlıyorsunuz. Yani mesela ben bu şirketin bütün sorumluluğunu aldığım için doğal ona göre davranışlarım var. Doğru mu? Evet. Birçok şey. Yani birçok şey alıyor. Ama eğer sorumluluğu alırken ben bu şirketin sadece şu kısmını sorumluluğunu alıyorum desem, yani bu şirket değişik olurdu. Evet. Yani şirketin birçok sorun olurdu. Anlıyor musun? Yani ben her türlü sorumluluğu aldığım zaman problemler de ona göre azalıyor. En sonunda şeye soralım. Eren'e soralım. Eren, ne kadar korkuların üzerinden gelebiliyorsun? Veya en önemli korkun ne diyelim mesela? En önemli korkun nedir hayatta? Benim en önemli korkum yalnız kalmak diyebilirim açıkçası. Yalnız kalmak, evlenmişsin. Sorun yok o zaman. Evet. O yüzden erken atlamadım onu. Korkularım üstünden geliyorum. Ya. Hatta şöyle bir uyum var. Kafa atarım direkt yani. Önüme, yani korktuğum, beni ürküten bir şey varsa. Üzerine gidersin yani. Rüyalarıma girmesindense üstüne gitmeyi tercih ederim. Tamam, gayet güzel. Ben de öyle yapıyorum genelde. Evet, dediğim gibi bunlar basit. İşte bu mesela ufak bir test. Bu kendinizi tanımakla ilgili. Bunun gibi çok soru sorabilirsiniz kendinize. İnternette Google'a girerseniz. Kendinizi tanımakla ilgili birçok test vardır. Onları yapabilirsiniz. Yani bunu yolu bir üç şekilde yapabilirsiniz. Bir, çok güvendiğiniz insanlardan geri bildirim alırsınız. Anneniz, babanız, sevgiliniz, karınız, çocuklarınız. İki, okuyarak, başkalarının hayatını okuyaraktan, güzel kitapları okuyaraktan, kitaplarla kendinizi daha rahat tanıma şansınız olur. Her kitap kendinizi biraz daha kendinize yaklaştırır. Üçüncü olaraktan da testler. Yani ben yüzler test aldım. Mesela bugün 30 lira mı 40 lira ama yani dünyada alabileceğiniz en iyi test Disk'tir. Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Ceyhan'dır. Girersin internete. Bedava da olabilir. Emin değilim. Paralı da olabilir. Hani sonra test bedava da çok detaylı böyle 30-40 sayfa ne kadar maske takarak yaşadığınızı, iş hayatını, iş hayatını, ne kadar kendinizi, kendi kimliğinizden ne kadar uzak yaşıyorsunuz, iş hayatı ne kadar kendinize rol yapıyorsunuz, maske takıyorsunuz. Bu net bir şekilde hangi davranış uyguladığınızı gösteren müthiş kapsamlı bir test. Ondan sonra öyle bir test yapmanız bence müthiş farkın, kendiniz hakkında fark yaratacaktır. Yani muhakkak o tip bir test almanızı tavsiye ederim. Evet, son 5 dakika geldik. Şimdi bu iyi iletişimle ilgili ne demek aslında? Bir kere iyi iletişim demek temelde kendine güvenmek çok önemli. Yani
bir numara şikayet. Yani kendi güvenmeyen insan ne yaparsa yapsın etkili olamaz. Yani hani ikna da aynı şey, satış da aynı şey. Kendi güvenmek. Çünkü kendi güvenmek demek kusursuz, mükemmel olmak demek değil. Kendi güvenmek demek yeteneklerinin farkında olmak, neyi yapıp neyi yapmayacağını bilmek, nerede eksik kaldığını bilmek ve bu sınırlar içinde elinden geleni yapmak. Olay yok. Yani değil mi? Mükemmellik değildir. Süper başı olmak değildir. Ondan sonra cesur bir şekilde yaptığı işi yapabilecek kadar kendine güvenmek demektir. İkincisi gerçek kişiliktir. Gerçek esasında işte rol yapmadan kendimizi anlatabilmek. Dürüst olarak, bazen dürüst olarak geçiyor. Açık fikirli olmak önemli bir şey. Yani ne açık fikirli? Kendimizden farklı düşünen insanların düşüncelerine, duygularına saygı göstermek. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim dinlerken eğer sürekli yargılıyorsanız kafanızda, o kişiyi dinleyemezsiniz, anlayamazsınız ve başarılı olamazsınız. Empatik olmak, karşı insanlardaki duygu, düşünceleri hızlı bir şekilde anlayıp ona göre davranabilmektir. Yani karşı insan kederli mi, üzüntülü mü, nedir, acil mi, panik içinde mi? Yani onu iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde anlamak. Bunu da beden dilinden daha çok anlıyoruz. Ses tonunu anlıyoruz. Konuşmalarını anlıyoruz. Artı zaten bir şey yok. Yani tecrübeyi zaten okur hale geliyorsunuz. Açık olmak, yani saklamamak, yani o da aynı gerçek gibi, dürüst olmak gibi. Aktif dinleyen ise gerçekten dinleyen. Yani karşı dinlerken tamamen karşıya odaklanan, kendisini unutan kişidir. Müşterinin sizi tercih etmesi en büyük sebebi iletişim biçimimizden zevk alması olacaktır. Çok önemli bir şey. Yani diyelim ki müşterinin tercihte, yani kişi eğer iyi iletişim kuruyorsa, keyif alıyorsa o kişiden, muhtemelen onlar iş yapmak istiyor. O yüzden iletişim bu kadar önemli var. Etki iletişime bakalım bir de. Etki iletişim nedir? Dürüstlük yine aşağı hakkında. Kendin olmak. Bilmeye çok yakın kitabında. Bütünlük. Bakın bütünlük önemli bir şey. Söylediğinle yaptığının, yani söz verince yapabilmek. Yani insanın düşündüğü şeyi, yani kafasından getireceği şeyi söylemesi, söylediği şeyi yapması. Buna bütünlük diyoruz. Yani siz insanlara bir şeyler söylüyorsunuz, söylediği şeyi yapıyor musunuz? Yani onun gibi, o öyle, yani söylediği şeyi yapabiliyor musunuz? Düşündüğünüz şeyi söyleyebiliyor musunuz? Söylediği şeyi yapabiliyor musunuz? Bunun hepsi bütünlük. Yani söylediğimiz, düşündüğümüz, yaptığımız şeyin bir bütün olması. Eğer böyle olursa da cesur oluyorsunuz yani. İnsan yani düşündüğünü söyleyebiliyorsa, söylediğini yapabiliyorsa neden bir şey saklaması gerekmiyor? Yani buna biz dürüst diyoruz, gerçek diyoruz. O kişi de zaten bu enerjisi de ona da karizma diyoruz. Yani buna da sahip kişi de karizmatik oluyor. Sevdiyse olaylara mümkün olduğu kadar kalpten yaklaşmak. Sevgi kelimesi. Sevgi derken sevmek değil. Yani bir şeye yaklaşırken mantık yerine, akıl yerine kalp yaklaşmak. Olaya biraz daha duygusal olarak, yani duygusal akıl, duygusal zekamız devreye sokmak. IQ'muz değil de duygusal zekamızla olaylara yaklaşmak. Öncelikle sonra analitik zekamızı kullanmak. Ondan sonra son slide'da bu sayıyorum. Evet. Etkin mesaj nasıl olur? Mesela burada Abdurrahman mesela heyecanlı görüyorum. Ama bazen kendimizi az kelimeyle ifade etmemiz, yani durarak konuşmamız. Yani konuşurken bir vurgu var. Yani sesimizin yüksekliği, alçaklığı, temposu. Ama en önemli şey ara sıra pause etmek. Çok önemli bir şey. Yani bir şey söyledikten sonra eğer karşının bu konuda düşünmesini, hissetmesini, olaya farklı bakmasını istiyorsak yapmamız gereken en önemli şey bunu bir şey söyledikten sonra sessiz kalmak. Yani bir süre karşı sessiz kalmak. Çok önemli bir şey. Sessiz kalmamız gerekiyor. İkinci kişi karşıda istek yaratan bir şekilde, istek yaratacak şekilde, coşkulu bir şekilde anlatır. Ve her zaman için karşımdaki insanı ondan daha iyi bir hale getirebilecek bir şekilde ona bir bakış açısı verir. Vizyon verir. İkna edici olur. İkna edici olması için de bizim önce inanmamız gerekiyor. Yani anlattığımız şeye inanmamız gerekiyor. İkna edici olmak lazım. Yani önce kendimizi satmamız gerekiyor. Yani bir insanı ikna etmek istiyorsak önce kendimiz ikna olmamız gerekiyor. Karşımızdaki insan ikna etme, yani kendimizi ikna etmeyen hiçbir insanı ikna edemeyiz. İlk servis elemanlar niye daha çok seviliyor? Niye daha çok müşteriler güveniyor? Çünkü çoğu zaman
sizler ikna olmadığınız konuda dürüst davranıyorsunuz. Bir satıcı gibi davranmıyorsunuz. Satıcı ikna olmadığı bir konuda da satmaya çalışır. İnanmadığı, emin olmadığı konuda. Ama tek elemanların çok azı, çok enlerdir yani inanmadığı bir şeyi olması bir tek elemanın. Zamanında bizde Kubilay diye birisi var. Bilmiyorum, Kubilay'ı tanıyan var mı içinizde? Evet, tanıyoruz. Çok, çok orijinal bir insandı. Yani Kubilay hakikaten benim için hayatta çok eğlenceli. Çok keyif aldım tek elemanı. Müşteriye götürdüm onu mesela. Ondan sonra bir ürün anlatırdık. Aa, müşteri derdi ki hemen alalım. Veya işte hemen işte bunu Kubilay derdi ki yok ya değmez ya. Boş boşa buna, buna para vermeye değmez derdi. Müşteriye yani. İşin sonuna gelmişim. Anlaşmayı bize atacağım. Ya hiç gerek yok ya. Elinizdeki ürün yapar. Böyle bir şey ihtiyacınız yok falan derdi. Yani kendi kafasına göre. Çok böyle hatta eğitimlerde de bazı konuşmalar var kulağımıza gelen. Tabii o tabii ki bunu yaparken bir şekilde kendi bilgisini atıyor ama işte bazen de şirketin çıkarı için bazı konularda biraz daha esnek davranmamız lazım. Etkin mesaj önce uyum sağlamayı başarır. İnsanlar değişik bir gün inşallah öyle bir eğitim de verir bize ki insan kişiliği hakkında bir test yaparız. Çok eğlenceli bir eğitim. Kişilik testi, kişiliğinizi biliyoruz. Sonra da kişinize göre karakterinize onunla ilgili onunla inşallah başka bir zaman yaparım. Ekim'de yaparım böyle bir şey. Gel geçsin. Önce uyum sağlamayı başarıyor. Yani karşı insanın karakterine göre yapar. Karşı insan işte yavaş konuşuyoruz, yavaş konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyor. Yani karşı insanın analitikse analitik olarak yaklaşır. Karşı insana göre mesajı iletir. Yani mesajı kendi istediği gibi değil de karşı insanın onu doğru şekilde alabilecek onda, hızda, kelimeler, sözcüklerle beden dili aktarır. Bir de en önemli şey karşımdaki insanda yapmak ne diyoruz aslında bir niyetimiz olmalı. Yani karşıdaki insanın sonunda bir aksiyon alacağı şekilde konuşmasını toparlar ve sonuçlandırır. Yani konuyu konuşmayı şey yapmaz, sonuçsuz bırakmaz, açıkta bırakmaz. Muhakkak karşının en sonunda bir karar almasını, bir seçim yapmasını veya onunla ilgili bir düşüncesi konusunda bir karar vermişsin sağlar. Evet, benim sunum bu kadar. Bugünlük bir saatimiz bitti. Devamını sonra perşembe günü vereceğim. Nasıl buldunuz eğitimi? Bilmiyorum size faydası oldu mu? Son kısımda bir ekleme yapmak istiyorum. Hani mesela müşteriler dediniz ya, Kubilay abi gibi hani bizim teknik düşünenler aslında hani müşteriye bazen doğruyu söylüyoruz hani gerçekten ünlü ama bazen şöyle bir etkisi olabiliyor onu. Hani o gün müşteri bizden o ürünü almıyor ama başka bir zaman hani gerçekten birden fazla ürün satabiliyoruz. Çünkü o güveni kazandırmış oluyoruz o müşteriye. Bazen de öyle bir şey de olabiliyor. Sonuç da olabiliyor işte. Orada hani müşteri size güveniz sağladığı zaman başka ürün alacak olsa bile mesela gidip size soruyor artık. Bazen hatta güvendiği için sırf sizin hani yani işine yaramasa bile sizin ürünü de satın alabiliyor. Orada öyle bir etkisi var. Orada sonra biraz millet duygusu oluyor. Orada işte o iknada onu teknik olarak anlatacağım. Doğru, çok güzel bir yöntem. İşte bunu yani dediğim gibi yani hiçbir şeyin doğrusu yanlışı yok hayatta. Doğru zaman doğru şekilde yapmak lazım. Yani dediğim gibi senin dediğin gibi yani bunu dengelemek lazım. Belki orada onu yaptığın zaman satıcıyı belki zor durumda bırakmış olacaksın. Çünkü o sonuç olarak ürünü satmaya çalışıyor. Yani onu iyi bir dengele yapmak lazım. Başka eğitim konusunda geri bildirimde bulmak isteyen var mı? Veya katkıda bulmak isteyen var mı? Evet, Selçuk orada değil mi? Selçuk katıldı mı eğitime? Selçuk orada. Hatta ben herkesi görmediğim için. Selçuk sen ne düşünüyorsun eğitim konusunda? Buradayım Taner. Güzel bir eğitim oldu ya. Güzel bir eğitim oldu. Benim farkında olmadığım birkaç nokta vardı. Onlara değindiniz. Mesela sinirli olan bir kişinin ilk başta dinlenmesi herhangi bir tepki verilmemesi olayı bende yoktu. Onu öğrenmiş oldum bu eğitimde. Süper. Çok doğru. Evet, o çok az insanın bildiği bir şey. Yani karşı insan sinirli bir şey anlatırken eğer orada müşterinin haksız olduğunu düşünen bir kişi doğal olaraktan yani ona haksız olduğunu ve onu ikna etmeye çalışıyor. Ama doğru bir yöntem değil. Yani oradaki en doğru yöntem karşı insanın konuşma arzusunu gidermek. Ki o da seni dinleyebilsin. Yani dinlenmek istiyorsak önce karşı bir insanın konuşmasını izlememiz lazım. Karşı insan kendini ifade edemediği zaman sizin de kendinizi ifade etmenize izin vermez. Yani bu insanın doğal tepkisi.